Levent abi, şimdi Wendel'dir, Geladüye'dir bu transfer süreçlerini konuşuruz ama önemli olan cümlelerden bir tanesi, taraftar bize kızmakta haklı diyor İbrahim Hatipoğlu. Tabii son birkaç gündür de Sayın Başkan Dursun Özbek'le ilgili sosyal medyada çok ağır yazılan ithamlar var, eleştiriler var. Doğru. Galatasaray yönetiminin eleştirilmesini nasıl buluyorsun ve sence Galatasaray transferde geç kaldı mı, taraftar haklı mı? Kasıtlı buluyorum. Onların Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray postuna bürünmüş bot hesaplar olduğunu düşünüyorum. Birileri tarafından yönlendirilen, yönetilen isimler olduğunu düşünüyorum. Çok net. Hangi kulüpte var 2 sene üstte şampiyon olmuş bu kulübün başkanı eleştiriliyor? Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ya. Daha düne kadar oyuncu transfer etmedi Real Madrid başkanı, Mbappe dışında var mıydı çok kulübe? Yok. Değil mi? Bir Bellingham Nasıl, transferi yani var. sosyal Vardı. bir operasyon mu Var tabii düzenleniyor canım. Galatasaray Yani Başkanı? erkenden başlatılmış isimler var. Çok ne? Yani yoktuk, tatildeydik de ama işi takip etmiyoruz diye bir şey yok. Ben buraya geleceğim biliyormuşum. Bunların hepsine çalıştım ben. Oyuncular gelmemiş öyle mi? 2 tane Galatasaray'ın kaç oyuncu ihtiyacı var? Santrfor'a ihtiyacı var. 2, Yedeklemesi 8, için. 2, 8, 10 ve Tamam. Santrfor olarak Kerem sezon Demirbay var başında geçen konuşulduk. sene Evet. yükselen bir performansıyla. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir sağ bek alacak. Doğru. Duvar'ın performansı kötü. Biri yazı yazmış sen oyna diye. Tamam oynayayım ben. Ama niye gönderdiniz de geçen sene yaylam ateşine tuttunuz milleti? Böyle iki yüzlük yapmayın. Yani Galatasaray takımı şampiyon olmuş ve şampiyon olan kadrosunu korumuş. Burada oyuncular var. Galatasaray sağ bekini alacak. Galatasaray santrforunu aldı. Orta sahasını alacak. Wendel. Görüşmeler devam ediyor. İbrahim Hatipoğlu burada kibar davranmış, söylemiş. Ya hiç mi cüz var? Ne balık hafızalısınız siz ya? He? Hiç mi kafanız çalışmıyor? Birazcık böyle taraftarlık olmaz böyle. Vay 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 istiyorsunuz diye görünen insanlar var ya. Hiçbirine katılmıyorum. Mertens'e Torreira geçen sene ne zaman geldi? 2 yıl önce. Ne zaman geldi? Bak bende listesi var. Ben çıkardım Temmuz'da bunları. Sanki. Çıkar. 8 Ağustos. Aa, Ağustos'ta. 8 Ağustos Doğru. geldi. Doğru. He? Bunları bilenler var mı içinizde? 8 Ağustos. Icardi ile Mata ne zaman geldi? Son gün. Pardon. Eylül'de geldi. Doğru mu? Rashica 8.09'da geliyor. Hepsini çıkardım ben. Mata 8.09. Icardi 8.09. Yusuf 8.09. Yani Ağustos'un 8'inde gelmişler. Şampiyon olan takım. Galatasaray tek elemeyi ne zaman oynayacak? Yok 8.09'sa Eylül'de işte Eylül'de pardon. bitmiyor. Yanlış söyledim. Evet. Eylül'de. Bir şey söyleyeceğim. Ne zaman oynayacak Galatasaray bunu? Ağustos'ta. Ağustos'ta oynayacak. Ya bir şey. Hatta Burada Ağustos'un bir tek hata sonunda. şu oldu. Transfer yetişecek dedi. Yetişmeme nedenlerine bakmak lazım. Bak bende var buradaki hikayeler. Hiç kimse yok. Herkes bilgiyle konuşacak. Kafadan konuşmayacak. Tamam mı? Kağıttan teyare yapmıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Burada. Sergio oraya mesela 2.02'de gelmiş. Vinicius 2.02'de. Bunlara dönüp bakıyoruz burada. Tete 10.08'de gelmiş. 10 Ağustos'ta. Hakim Ziyech 20 Ağustos'ta. Benim listem var bende. Şimdi hiç Temmuz'a gelen transfer yok mesela. Pardon yani bunlara bakmayan insanlar, yani bundan hiçbir Galatasaray taraftar değil ya. Doldurulmuş insanlar. Çünkü Türkiye'de en kolay iş eleştiri yaptığı zaman herkes arkandan geliyor. Ne oldu onlar, ne oldu onlar diye. İşi araştırın bir bakın. Sizin 5 tane, 6 tane, 7 tane transferine ihtiyacınız olursa o zaman serzenişte haklısınız derim size. İbrahim Hatipoğlu kibarlık yapıyor. 2 tane transfer var. Biraz araştırın ya. Galatasaray yönetimine yükleneceğinize. Galatasaray yönetimine. Menajer Gardi'ye biraz yüklenin. Menajer Gardi'ye yüklenin. Niye Kim bu menajer ya? Gardi? Icardi'nin menajeri. Geçen seneki menajerli şey oyuncu grubunu yöneten kişi. Değil mi? Evet. Ha. Bu sene bu işi içinde olmayınca neden bazı transferler sıkıntılı oluyor? Onlara dönüp bakacaksınız. Biraz araştırın. Bir çevreye bir bakın ya. Bir şeyler öğrenin ya. Gardi ile çalışmayan Galatasaray yönetimi mi? Evet Gardi'nin yok şu anda. Tercihi mi? Ya, hayır abi Galatasaray yönetimi olmaz. Başka çalışabilir. Her şeyi Gardi yapacak diye bir kural yok. Tabii ki. Değil mi? İşte taraftar da şöyle bakıyor Levent abi. Diyor ki biz Sacha Boye'yi sattık 30 milyon euroya. Evet. Tabii ki bunun cevapları var ama ben kabaca hani taraftar eleştirisini sana iletiyorum. 30 milyon euroya bu paralar nerede diyor. Bunun %50'si Bankalar Birliği'ne gitti. Evet. Ben ayın 16'sı başkanla beraberdim yan yana. Bekleyin görün ondan sonra neler olacağını görün. Ya bir şey konuşmak için konuşmamak lazım. Tamam mı?
Onun projelerine bakmak lazım. İki tane futbolcuya mı kilitlenmiş? Verirsin parayı, bitirirsin. Ndombele geçen sene kulübede oturdu. Niye sormadınız insanlara niye Ndombele'yi aldınız diye? İstemediniz, kampanya yaptınız Lazio'daki o adam alınmasın, Uruguaylı'yı. Vecino'yu. Ndombele'yi aldırdınız. Öyle değil mi? Kim aldırdınız? Siz taraftar aldırdınız. Öyle mi? Parası size ödeyeyim beyler. Adam oynamadan dünya parası gitti. Fulham bir yıl... Fulham'la Tottenham'daydı galiba değil mi? Nerede? Tottenham'daydı. Adam bir yıl sözleşmesi varken ben seni istemiyorum dedi. Feshetti ya. Onlar bile bıkmış yani. Ki bu arada Ndombele Galatasaray'dan sonra Levent abi Fransa'da bir fizik merkezine gitmiş. Şimdi Nice transfer olduğu ipince. Fit. Evet. Bir fotoğrafları var. Niye yani olmamış tamamen... Galatasaray'da? Şu anda oynamaya. Niye olmamış? Niye Tottenham'da oynamak için bu fit hale gelmemiş? Herhalde Tottenham'da istemeyince gurur meselesi yaptı. Kötü futbolcu demiyorum. Tabii ki. Ama bakmıyorsun abi burası şey değil ki, sumo güreşçiliği değil ki. Futbol arası ince olacaksın, fizikli olacaksın. Öyle değil mi? Yani sonuçta söylediğim gibi yani Mertens, Torreira arkasından koştuğumuz, alkışladığınız oyuncular 8 Ağustos'ta getirmiş bu mevcut başkan yönetiminde. Icardi Mata Eylül başında gelmiş. Bak söylüyorum sana bir sürü transferleri sayıyorum. Hepsini burada var bende. Bir onun listesi var. Çıkardım ben bu listeleri. Abi... bu böyle olunca arşivden çıkardım. Evet. Buraya koydum. Ama menajer Gardi de kara kedilik yapma abi. Yapma, kusura bakma ya. Neyi bozmuş abi Gardi? Bakma yani. Bakma. Ay transferleri bozuyor. Kara kedilik yapma. Yani, bozduğu bir transfer var mı var şu an? Var tabii ya. Duet transferinin bozulmasındaki ana etken o. Gardi. İşin gerçeği bu. Şimdi bak söylüyorum burada. Duet Wendel transferlerini konuşuruz zaten de. Duet'in menajeri Gardi mi? Yok değil. Bilmiyorum. Ya bakacaklar, araştıracaklar neden bu işler olmamış değil, diye ama transferi. Ama verdi Levent bu transferi, bu transferi Gardi yapsaydı o transfer mi yapması daha kolaydı. Peki. Öyle mi? Bunu yapmak. Lan Galatasaray'dan sen para kazanmışsın. Emek harcamışsın sana kulüp. Sen de harcamışsın. Karşılıklı menfaat yapmışsınız. Vay benimle çalışmazsan bana iki tane yerli Türk menajer ne dedi biliyor musun? Bir gün AK Merkez'de oturuyordum. Biz dedi bir şeylere herkesin aldığı bir komisyon var dedi. Evet. Bize bu komisyonları vermezseniz o yabancı oyuncular futbolcu buraya gelemezlerdi. Getirtmeyiz dediler. Bu nasıl bir tehdit dili ya? Nasıl bir tehdit dili? Ben anlamıyorum bunu ya. Vay 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 ya. Artık menajerlik üzerinde bu iş gidiyor. Böyle şey olur mu Allah'ını seversen? Ya bunları biraz araştırıp öğrenmek lazım ya. Zaten Levent abi. Şimdi hesabı sormak şu. Ne olmuş 30 milyon euroluk parası? 15'i nereye gitmiş abi? Kulüpler bir şeye gitti. Bankalar Birliği'ne. Ya hiç mi hesabınız kitabınız yok ya? Bugün Galatasaray Kongresi'ndeki dağıtılan kitapta her şey yazıyor zaten ya. Ben bu işin üyesiyim. Taraftar kimin ne aldığını... Taraftara dağıtılmıyor ki. Dağıtılmasın zaten. Abi biz de bilgi veriyoruz. Ama o gitsin bu gitsin diye bir anda gemileri yakmanın anlamı yok. Evet, Galatasaray abi. Takımı 2 yıl şampiyon olmuş üst üste ya. İki tane oyuncu için mi bu? Pire'ye karşılık yorgan yakıyorsun 7 ya. 7,5 Ren'e gitti zaten.